Değerli izleyenler, Bursa Tarım Fuarı'nda canlı yayınımız Tarımsan sponsorluğunda devam ediyor efendim. Bu seferki stand ziyaretimiz Omega Bay Kurtsan ile devam ediyoruz. Omega Makine ve çok değerli genel müdürümüz Sayın Cem Öztürk ile beraberiz. Cem Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, yayınımıza. Siz de hoş geldiniz standımıza. Teşekkür ediyoruz. Artık Omega Türkiye'ye mal olmuş bir marka haline geldi. Oluyoruz, evet. Yani 5. senemiz ama çok çalışıyoruz. İyi bir noktaya da geldiğimize inanıyorum. Daha da iyi olacak. Evet, Omega Makine olarak Yelpaze'de neler var? Değerli üreticimize hangi ürünlerle hizmet ediyorsunuz? Ağırlıklı olarak ürettiğimiz ve ithal ettiğimiz ürünler arasında çapa makinaları, jeneratörler, çıplak motorlar, benzinli ve dizel motorlarımız da mevcut. Zeytin hasat makinaları, budama makasları, sulama için motopomplar, çim biçme makinaları, çim traktörleri, yani genel anlamda güç ürünleri diyebiliriz. Bayağı bir çeşit var maşallah. Enerji ve tarımda kullanılan ürünler, evet. Çeşidimiz gitgide de genişletmeye çalışıyoruz. Dönemsel çünkü ürünlerimiz. İşte havalar bozunca, kış gelince yağmur, kar, jeneratör devreye giriyor. Yaz yağmur yağmayınca motopomp devreye giriyor. Şu anda zeytin hasat dönemi başlamak üzere. Sonra budama devreye giriyor, çapalama giriyor. Yani 12 ayı kapsayacak ürün çeşidimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Evet, zeytin hasat makinelerinde yenilikler var mı efendim? Volpi markasının distribütörlüğünü yaptığınız evet, gibi. Evet, Volpi'de bir noktaya geldik. İyi de gidiyor. Çok kaliteli, ekonomik bir ürün. Şimdi kancalı tipe de başladık. Omega markası altında kancalı zeytin hasat makinesi de üretiyoruz ve satıyoruz. İki makine zaten birlikte kullanılıyor birçok yerde. Çok memnunuz. Oldukça iyi gidiyor. Bu sene inşallah hasat da güzel geçecek. Öyle gözüküyor. Evet, zeytin bu sene bol gibi gözüküyor. Umutla bekliyoruz inşallah. İnşallah. Özellikle İtalya'nın ve İspanya'da zeytin konusunda biraz sıkıntı olduğu söyleniyor. O yüzden bu sene zeytin fiyatları, zeytinyağı fiyatları evet, biraz artacak gibi duruyor. Artacak. Çiftçilerimizin de ürünlerinden iyi para kazanıp yüzlerini gülmesi lazım ki bize de pozitif yansısın. Ama gördüğümüz şu ki her bölgede, hemen hemen her bölgede oldukça iyi ürün olacak. İnşallah zeytinyağı fiyatları fazla artmaz, çoksa yiyemeyiz herhalde. Yani artmaması için elimizden geleni yapamayacağım ama çok kolay değil. Hiçbir şey evet, yanında durmuyor maalesef. Değil. Çiftçilerimizin de maliyetleri artıyor. Maliyetleri çok yüksek. Yani evet. Ürün fiyatları da artıyor. Dolayısıyla onların da mümkün olduğu kadar bunları karşılayabilecek kazanç elde etmeleri lazım. Doğru. Biz desteğimizi vermeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. İnşallah efendim. Son olarak fuar nasıl? Beklentilerimiz nasıl fuara? Bugün açıldı bildiğiniz gibi. Biz memnunuz. Oldukça iyi gözüküyor. Yurt dışından da misafirlerimiz geldi. Gelmeye de devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de randevularımız var. Bayilerimiz geliyor. Yeni müşterilerle tanışıyoruz. Çiftçilerimiz geliyor. Yani oldukça verimli bir fuar. Ben onu öyle düşünüyorum. Çok enteresan. Diğer fuarlarda bu kadar hırdavat, sizin tabirinizde güç isteyen gruplar yok. Sadece Bursa Fuarı'nda, işte diğer firmalarında ismini vermeyeyim. Sizin gibi firmalarımız Bursa'ya bir özen gösteriyor. Bursa bölgesinden mi kaynaklı yoksa ya Bursa Tarım Fuarı geçmişten beri aslında tarım anlamında önemli bir fuar. Traktör firmaları da çok rağbet ediyor fuara. Bölgesel olarak da tabii bizim için önemli. Çünkü zeytin hasat yapılan bölgenin, budama yapılan bölgenin göbeğinde zaman olarak da uygun. Evet. Hasattan önce çiftçilerimiz aynen, rahat gelebiliyor, ürünleri aynen, gezip görebiliyor, elleyebiliyor ve kontrol edebiliyor. Ya bence Bursa Tarım Fuarı'nın önemi gitgide artacak. Bir yanda Gemlik Bursa, bir yanda Balıkesir, Ayvalık, Edremit, Marmara, Akhisar, Manisa. Doğru, doğru. Yani verimli bir bölge. Verimli bir bölge dediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için, katıldığınız için. Sağ olun. Biz çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Evet değerli izleyenler, Cem Öztürk ile beraberdik efendim. Omega Makine Genel Müdürü. Kendilerine başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz. Güzel bir fuar geçirmeleri dileğiyle de canlı yayınımız Tarımsan sponsorluğunda devam ediyor efendim.